birlikte üç ana hedef verilmiş. Birincisi, 28 Şubat mağdurun çeşitli kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde bugüne kadar çıkarılmış 6191 sayılı kanun dahil 10 kanunun eksik bıraktığı geriye dönük hakların telafi edilmesi için yeni bir kanuni düzenleme yapılmasını. İkincisi, bu 10 kanunun hiçbirinden yararlanmamış. Dönemin üçlü ve ikili kararname uygulamalarıyla sözde yargı yolu açık şekilde görevine son verilen askerlerin ya 6191 kapsamına dahil edilmesi ya da kendilerine yeniden yargılanma hakkının verilmesi konusunda çalışma başlatılması. Üçüncüsü, 28 Şubat zulmü ile hak kaybına uğramış tüm mağduriyetlerin tespit ve telafisi için etkin bir müracaat mekanizmasının devlet tarafından bizzat oluşturulması. Bu üç ana hedefin elde edilebilmesi için de tek bir ana strateji ortaya koyduk. O da Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat ulaşarak mağduriyetlerimizi ve çözüm önerilerimizi kendisine ilk ağızdan bildirmek için 28 Şubat 2024'te Beştepe'de kendisiyle bir buluşma oluşturmak.